Merhaba buralar. MetaQuest 3'ümüze IPTV yükleyeceğiz. Hem de bilgisayar ihtiyaç olmadan. Direkt sadece MetaQuest ile hiçbir şey yapmadan ve MetaQuest'ten indireceğimiz uygulamayla farklı bir yerden indireceğimiz bu uygulamayla IPTV izleyebileceğiz. Peki bu aynı zamanda ne olacak? Yani ne yapmış olacağız? Biz Aynı zamanda tüm Android'de kullandığımız APK'leri yani normalde telefonumuzu yüklediğimiz oyunları ve uygulamaları aynı zamanda MetaQuest içimizde yükleyebileceğiz. Yani size burada anlatacağım aslında bir taşta iki kuş vurmak gibi olacak. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle bir uygulama yükleyeceğiz. MetaQuest 3'ümüzün içinde olan normal kendi store'unda olan bir uygulamayı indireceğiz. Bu uygulamayı kullanıp aynı zamanda başka APK'ler yani bir Android uygulamayı yüklemeyi göstereceğim size. Bugünkü ilk işimiz IPTV birçoğumuzda oluyor. Birçoğumuzda da var. IPTV kullanan çok. Var olan bir IPTV üyeliğiniz varsa bu üyeliği nasıl IPTV'de yani MetaQuest 3'ümüzde bunu nasıl kullanabileceğiz? Buna bakacağız. Herkes yapabilir. Çok basit. Yani bu basitliğini sadece takip edin. Dediğim gibi bunlar çok böyle programlama isteyen, çok böyle bilgisayar, çok büyük hakimiyetini isteyen bir uygulamalar değil. Durumlar değil. Kesinlikle yaparsınız. Sadece yavaş yavaş yapın. Bu videoyu tam izleyin. Zaten çok uzun tutmuyorum videolarımı. Oldukça kesiyorum ve kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bazen gevelemem tutuyor. Var olan bir sorular soruluyor. Bazen bu soruları da uygulamaları anlatırken ya da meta söylerken bu verilen bana soruların cevaplarını da buradan aynı zamanda söyleyebiliyorum bazen. Çünkü yeri gelmiş oluyor. Ama onun haricinde oldukça kısa tutmaya çalışıyorum videoları. Bir başka videoda aslında çok küçük bir farkla diğer Android programları nasıl kuracağımızı göstereceğim. Hemen izleyelim. Peki önce ne yapacağız? Ne edeceğiz? MetaQuest 3'ümüzü ne yapmamız gerekiyor? Hemen onu anlatayım. MetaQuest 3'ümüzü gözlüğümüzü takıyoruz. Ve buradan yaptığım kaydı size gönderiyorum abi. Ben şimdi önceden sildim. Sildiğim için baştan başlamış olacağım. Yani size her şeyi baştan göstermiş olacağım. Haydi buralar yaparız bunu. Şunu söyleyeyim aslında bu uygulamayı ben daha önce de anlattım. Yani normalde bir, e, sanırsam VPN kullanımında bunu VPN'de bunu anlatmıştım. Önce ana menümüzü görüyoruz değil mi? Burada çubuğumuz geldi. Her zamanki çubuğumuz burada. Buraya girip ben normalde yükledim bir uygulama yükleyeceğiz sadece. Bakın bilgisayar kullanmak yok. Sadece bunu MetaQuest ve MetaQuest'e yükleyeceğimiz bir uygulamayla yapacağız. Meta Horizon Store. Bu normal kendi mağazası. Buradan oyunlar alıyoruz, oyunlar satıyoruz. Satmıyoruz, oyunlar alıyoruz. Oyunlar diyorum bakın. Yani burada biz arama kısmına gelin. Buraya Mobil VR Station. Ben ismini unuttum ya. Yani. Mobile VR Station diye bir uygulama var. Kendi içinde bulunan ücretsiz bir uygulama. Tabi ücretli versiyonu da var. Farklı içinde bir store var. Uygulama 3.7'e vermişler. Ama bence yani bizim işimizi gören bir uygulama. Hani bu şekilde söyleyeyim. Arama kısmına Mobile VR Station dedik. Buradan indir diyeceğiz. Ve uygulama arka plan gezinmeye devam edebilirsiniz diyor. Biz gezinmeyelim. Şimdi ben önceden yüklediğim için şurada bizim uygulama kütüphanede bakın. Mobile VR Station'da burada çıkacak. Ya bir de şunu da ben çıkartamadım. Bak yine dedim size, videoların içinde de bazen arkadaşlar da soruyor. Yani bu da hayalet gibi duruyor. Bunları kaldıramaz mıyız de ne yaptıysam kaldıramadım. Ha belki yeni güncelleme ile bu gelmiş olabilir. Denemedim. Ama şu an ben mesela istemem. Sildim bu uygulamayı. niye hayalet gibi bu ruhu kalsın yani bu ne yani böyle. Mobil VR Station yükledik ve yüklemedeki uyarıyı da gördük. Yani burada büyük ihtimal uyarı zamanı kaydı durdurdu. Ve uygulamamızı açtık. Bakın, uygulama ilk açtığımız zaman bize böyle bir ana çıkacak. Hani buradan ekrandan yukarıdan sağa sol yapabiliyoruz. Buradan tutup çekebiliyoruz. Uygulama basit. Uygulama bizim ekranımız Türkçe olduğu için direkt kendi de otomatikman Türkçeye dönüyor. Bu da güzel bir şey. Hani diğer İngilizce yarı Türkçe gidip gibi. Bu da güzel yapılmış. Şimdi bizi ilgilendiren kısım neresi? Uygulama açtık. Bakın, Android Fixes diyor. Yapılandığımız Silbazı. Configuration Wizard. Bak şunu tıklıyoruz. Buradan show All options'a tıklıyoruz. Buradan yapacağımız şu. Önce bu bir daha geri dönüyorum. Bakın. Burada iki tane gördünüz konfig manage all files. Hani burada tüm dosyaları gör diyoruz ve enable. Bunu tıklıyoruz. Şimdi buradan tıklayınca burada bir ekran çıkacak size ortaya. Gelmiştir büyük ihtimal. Bunu diyor ki tüm dosyayı yönetme erişime izin ver. Evet, buradan tıklıyoruz ve açıyoruz. Bunu kapatabiliriz. Tekrar uygulamaya dönüyorum. Devam et diyorum. Evet, şu an o ekrana geldik. Onu bir kere tıkladık, onayladık ve açtık. Bakın burada test et diyorum hatta. Bak dosya açılmıştır diyor yani. Bunda sıkıntımız yok. Burayı yaptık. Gayet iyiydi. Uygulamayı indirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi bakalım şuradan çıkalım. Çıktık. Bakın bilgisayar yüklememize gerek yok. Yine bilgisayarı eklemeyeceğim. Burada şöyle gelin bakayım. Şimdi burada yapmamız gereken normal browser açarak şurada mıydı daha? Evet şuradaki görüyorsunuz browser'ı. Tıkladım. Browser'ı açtıktan sonra buraya apk indir diyelim. Normal aslında arama sayfasına geldik ve aramızda apk indir diye çıktık. Şimdi ben burada iki tane uygulama kullanıyorum. Bakın apk pro net var. Bir de aptoid diye iki uygulama var. Ben şunu da şu an bizim konumuz IPTV olduğu için ve bu uygulamada derinden bulamadım. Bulduklarım sorunda çıktı. Burada başarılı olduğum için ben size aptoite yani ikisini de indirebilirsiniz. Burada bunu indireceğiz. Direkt Eptoid'i indiriyoruz. Ben bunu kullanıyorum. Dediğim gibi güvenli mi? Yani bir sorun yaşamadım. Ama güvenliği konusunda tabii ki hiçbir şeyde emin olamayız. Çünkü normalde Google'un Play Store'una giremiyoruz. Yani Play Store'una indiremiyoruz. E ne yapmamız lazım? Alternatif Play Store'lardan indirmemiz lazım. İşte iki tane çok bilindik var. Birisi bu. Diğeri de The APK Pro dediğimiz hani. Diğeri de oydu. İki tanesi çok başarılı ve genelde birçok insanın kullandığı, birçok şeyin de kullanıldığı, hani eski sürümlerin de göründüğü en azından kullanabilecek bir yer. Buradan APK indirin bekliyorum. Evet bak şu üst kısımda bu Abdoid indiriyor. Şimdi ben bu Go Browser'ı açtığım zaman büyük ihtimal siz ilk defa indireceksiniz. Hani sorabilir güveneyim mi diye. Hani indireyim mi diye. Evet indirin deyin. Çünkü ben daha önce indirdiğim için sormada büyük ihtimal. Aslında keşke reset atıp komple baştan yapsaydım. Burada daha iyi olabilirdi ama ben sadece uygulamaları sildim. Evet indirdik galiba. Uygulamamızı indirdik. Uygulamamızı indirdikten sonra biz tekrar yüklediğimiz uygulamayı şu Mobile VR Station'ı açıyoruz. Şimdi ben niye direkt uygulamayı buradan siz direkt apk dosyasını indir kurabilirsiniz Ben niye bunu kurdum Yani daha farklı bir uygulamada yükleyebileyim diye Bakın android fix Yine aynı yere geldim Show all options Bak aynı yerdeyim. aynı yerlere basıyorum Yine aynı şekilde manage all files ve open files all Tüm dosyaları göster diyor Tüm dosyaları gör Aslında burada telefonu bağlamış gibi tüm dosyayı görebiliyoruz Bakın tüm dosyalarım çıktı Ben buradan şu an indirilenleri gördüm direkt. Burada indirilen de olmazsınız tıklarsınız buradan dökümanlara gelirsiniz, quiz 3'ü gidersiniz istediğinizi indirebilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi biz ne indirdik? Aptoide indirmiştik bakın burada tıklıyorum. Telefonunuz verdiğiniz bilinmeyen uygulamamızı karşı savunmasızdır. Evet bu uygulama evet bunu sorar. Ben bunu kabul ediyorum yani artık burada siz de kabul etmiş oluyorsunuz çoğunuzu Ama dediğim gibi hiçbir zaman hiçbir şeyden emin olamayız. Devam ama Aptoide çok kullanılan bir ana bir yer. Yani bir Play Store. Şimdi ben ne yapmış oldum? indirmek indirmekteki amacı neydi biliyor musunuz? Normal direkt APK'yi de bulup bir şekilde buradan indirebilirdim. Ama ben bunu indirerek şunu yapmış oldum. Arkadaşlar yani bildiğiniz Store mağazasını indirmiş oldum. İki ünlü mağazadan birisi bu. Başka videomda diğer APK'yi indirmek için ikisini de indireceğim. ikisini de göstereceğim size. Aptoid'i buraya yüklemiş olduk. Şimdi buradan Aptoid'i yükledikten sonra arama kısmına geliyorum. Buraya benim kullandığım XCIP TV diyorum. Bakalım. Şu. En üste çıktı. Bakın. XC IP TV Player. Şimdi ben diğerlerini de indirdim. Buldum. Ettim. Çok uğraştım. Bir tek bundakini de düzgün çalıştırabildim. Diğerlerinde pek sıkıntı oldu. Eğer IPTV'nizin TV'nizin ayrı bir uygulama varsa yine buradan da yükleyebilirsiniz. Aslında bir bu size gösterdiğim buradaki uygulamayı hepsini görebilmenizi sayede balık tutmayı göstermek yani. Size balık vermiyorum. Bu da güzel bir anekdot oldu. Bakın yüklüyorum. Yükle. Diyor ki uygulama indirmeniz ve kullanmanız için telefonun depolama alanına erişim izin ver. Telefonu alakalı kılıyorum çünkü uygulama telefonu çalışıyor. Tamam diyorum. Tercihimi kaydet, izin ver diyorum. Bunlar izin vermezsiniz tabii ki de yükleyemezsiniz. Mecburuz artık her zaman izin ver, izin ver, izin ver geç. Ve yükledi. Diyor ki Eptoid'i ilk kez yüklediğiniz zaman bu uyarı gelecekti. Ayarlar kısmına gidip izin verin diyor. Demin yaptığımız gibi. Anasır diğer uygulamaya, diğer station'a verdiğimiz gibi. Bunu da bir tıkladım. Okey. Verir vermez zaten yükle butonu çıktı. Yükledim. Bunu artık kapatabilirim. Şimdi ben nerede uygulama? Uygulama da bu göreyim. Peki uygulama şu an kapandı. Uygulama ne? Yani? Şimdi buradan yüklediğimiz uygulamaları direkt bizim kütüphanemizde burada göremiyoruz. Sadece mobil VR Station'ı görürsünüz burada. Yani mobil VR Station'ı gireceğimiz zaman burada. Niye? Çünkü bunun kendi mağazasına indirdi. Diğerlerini burada bakın şu kısım bu kısmı gösteriyorum. Tümü gözükür tüm uygulamamız gözükür ama biz dışarıdan yüklediğimiz için burada bilinmeyen kaynaklarda bulunur. Şimdi bu bilinmeyen kanalı benim daha önce yüklediklerim de var. Eptoid var. Bakın yüklediğimiz oluyor. Bir de XCIPTV var. Şimdi ben e bir daha giriyorum. Bakın uygulamamız direkt buradan açıldı. Kapatıyorum. Tekrar geliyorum. XCIPTV. Size bir nüans daha söyleyeceğim. Bakın bu açıldı. Şimdi normalde bu böyle de açılmayabilir. Şöyle de olabilir. Büyük ihtimal telefon boyutunda gelir. Şimdi bu bu şekilde geldiği zaman ne yapacağız? Bu şekilde geldiği zaman burada sen gel bakayım aşağı. Bakın şurada tuttum bunu ya işte sevdiğim yanı bu. İstediğiniz uygulamayı açtığınız istediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Bakın. Şu arka plandaki şeyi de kapatayım. Şöyle bir ortaya tuşa basayım. Close diyelim. Bunu kapatalım. İşimiz bitti bununla uygulama yükledik. Çık diyelim. Aynı anda iki uygulamamız çalışmasına gerek yok. Bakın IP tv'miz yükledim. Ve ne yaptım? Şurada boyutunu istediğim gibi ayarlayabildim. Şimdi ben buradan bir kullanıcı adı şifre ve giriş yapacağım. Bunu siz görmeyin. <laughs> bir, bir kullanıcı adım ve girişim var. Buradan giriş yapacağım ve çalıştığını göstereceğim size. Hemen yapıyorum. Ve kullanıcı girişim yaptım. Kullanıcı girişini yaptıktan sonra da size bu uyarı veriyor. Ve işte bakın. Live TV Dakikalarımıza bakalım hemen evet TRT1, ATV, Show kanallarımız burada hepsini buradan görebiliyoruz. Yani güzel yanı neydi dediğim gibi IPTV'nin kullandığım anda direkt mesela açtığım anda yine nerede bulacağız kütüphane ve mutlaka dediğim gibi uygulama şuradaysak eğer buradan bir alta iniyoruz açalım uygulama kısmına iniyoruz buradan da üstten mutlaka gözükmediği için bilinmeyen kaynakları açıyoruz. Peki bu güzel dediğim gibi neyle yükledik? ile yükledik. Ve ne yaptık? XCIPT yükledik. Buradan da tekrar tıklayarak açabilirim. Ve boyutunu artık ben istediğim boyutta çekebilirim. Sanırsam bu boyutun üstünde olmuyor ama şu şurada bir tane bakın komple kapla var bu komple kapatıp etrafı da siyah yapıyor. Abi arkadaş otur buradan IPTV'ni izle. Buradan tabi izlemiyorum ben. Yeter. Bunu kapatabilirim uygulamayı. Buradaki açtınız yani yüklediğiniz Zürkenberg miydi? Ya adam gerçekten normalde çok böyle pek sevmem gibi duruyor adam. Ama bu son yaptıkları bence oldukça iyi. Özellikle açık kaynak kodlarını piyasaya paylaşması bu gözlüğün içine girip işlemler yapabilmeyi açması aslında bunu da bence Apple'ın bir önüne geçmesinin sebebi bence bu. Yani Apple'da bunları yapamıyorsunuz. Her şeyde engelli ama yani burada meta'da bunun hepsini yapabiliyorsunuz. Size yani adam bütün şey şansı tanımış. İçine gir istediğini yap. Yani bunu olarak yapmış. Yani bu tabii ki de bunu kapatabilirdi. Böyle bir şeyleri yapmayabilirdi. Uygulama yüklenmesine açık vermezdi. İzin vermezdi. Yani ama bunların hepsini açık vermiş ve takdir ettim. Gerçekten bu sayede mesela aynı şekilde yapay zeka alanında da bu diffusionları var yani bunları açık kaynak olarak sundu ve bunu geliştirebiliyor. Bu da çok iyi bir şey. Bu yönden takdir ettiğim indirdiğim gibi uygulamayı ne diyecektim? Aldın. İstersen bunu buradan bunu yaparken ben şuradan web browser açarım abi. Hepimizin yaptığı bir şeydir bu. Yani çift ekrandayım şu an ben. Ve normalde bazen animemi açarım. izlerken orada burada bir iş yapıyorsam bu işi yaparım. Ne olmuş olur? Bu da internete girerim. Kurcalarım. Bunu buraya atarım. Buraya bir tane daha ekran koyarım. Yani burada özellikle bu sanırsam 6. 0, 0. 6. küsürde mi gelmişti bu? Bu yoktu. Sonradan eklenen bir şeydi. Burada evet bu devam ediyor aç abi koy uygulamamı buradan bir yandan televizyonu izlerken sen de buradan işlerini hallet ya da başka bir şeyini yap. Evet buralar. Bugün IPTV gördük. Yani MetaQuest 3'ümüze IPTV'yi nasıl yükleyeceğimizi gösterdim. Hem de hiç bilgisayar ya da başka ayrıyetten başka bir şey kullanma gereği duymadan. Yani bu çok önemliydi bence. Basitti. Herkesin yapabileceği bir şey. Kesinlikle yaparsanız bunu düşünün. Soracağın sorular olabilir. Yapamadığınız yerler olabilir. Yani uzaktan cevap vermekle çözüm çok zor oluyor ama elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazen sorduğunuz soru o kadar kritik oluyor ki bu kritik sorularla ilgili bir video da çekebiliyorum. Çünkü benim de değinmediğim konular oluyor. Ya da benim de fark etmediğim konu oluyor. Haliyle burada bir beyin jimnastiği özellikle altlarda paylaşırsanız yazılarda bir bunların hakkında bir bilgi verirsiniz. Çok daha iyi olur. Ben bunu yaptım. Bu oldu. Şunu yaşadım falan şeklinde. E ne olmuş olur? Bu videoyu izleyen arkadaşlarımız da mesajlar kısmına bakarak bilgilenmiş olurlar. Tabi bu zamanla güncelleme aldıkça değişebilir. Güncelleme aldıkça değişirse de biz de farklı bir şekilde tekrar yeni bir video yapmaya çalışırız. Tabi vakit bulursak yani normalde ki bir YouTube değil. Yani normalde böyle sadece bu işe odaklanmış bir insan değil. Değilim. Farklı bir işim var daha doğrusu ee, ama vakit buldukça da size de kendime de yararlı olduğunu düşündüğüm şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir hata ettiysem afola. Umarım yararlı video olmuştur. Lütfen beynin e, abone olun, üye olun. Hani evet üyeler var ve gerçekten de yani destek olmak için üye olmuşlar. Çok teşekkür ediyorum onlara. Yani sadece bir destek amaçlı bir şey yoktur. Ha bazen orada fotoğraf koyabiliyorum burada yayınlayamayacağım ya da anlatamayacağım bazı şeyleri orada anlatabilirim. Hani kafamdaki plan o aslında. Mesela burada size ilgili farklı bir şey de anlatmalıydım ama onu anlatamam. Onu Burada yayınlayamam. Fotoğraf şeklinde belki sadece üyelerin görebileceği bir şekilde bir fotoğraf Sonradan ki kafamdaki planlar bu şekilde gidiyor. Yani burada genele hitap edemeyeceğim ama özele hitap edebileceğim konular olacak. Onları paylaşabiliriz. Ama biliyorum sadece destek için buradasınız. Her türlü destiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Görüşmek üzere yeni videolarda.